Her tarafta misafir ettik. En sonunda gerçekten doğduğum yerde Murgul'da kendi evimdeyim. Bu akşam misafirlerimiz Tuncay Ergün, Mustafa Yavuz Demir, Beşal'dan akordiyonla eşlik edecek. Bir de geçen de kısa bir YouTube'a bir şeyini açmıştım. Yol Havası şey yapmıştım. Umut Yasin Turan var. Umut Yasin Turan bir önceki programda kemençemize eşlik eden, bazen çıkışlarıyla şarkı söyleyen bir arkadaşımız. Bir de çok kıymetli bir abimizin oğlu var. Değişik müzik aletleri çalıyor ama bugün bir ork da geldi. O da bize eşlik edecek. Batuhan Kürşat Özcihan. Bir de konuk sanatçımız var. Bu akşam Tuncay Ergün'ü tanıtım amaçlı yaptığımız bu programda, daha doğrusu aslında siz Moli grubundan da tanıyorsunuz ama kendi adına yapmış olduğumuz bir şey de bir program olsun istedik. Onu ön plana çıkaralım istedik bu akşam. Bir de Ahmet var. Ahmet Paşa burada. Burada mı? Burada abi. Ne Ahmet darbeli? bu evin inşaat döneminde de çok emeği geçti. Beni tanıyan herkesin tanıdığı bir... aslında beni tanıyandan daha fazla insan tanıyordu. Eyvallah. Bu Hani senin güzelliğin abi. Sen... biraz meşhur bir arkadaş olduğu için, fotojenik olduğu için de herkes fotoğraf çekilir. Doğru Ahmet de diyorsun. bu esnada. Burada bir Ama kümes sen... yaptık bu sene. 7 tane tavuk için bir kümes yaptık. Ama bu başlangıcı görmedin. O sana koymuştu abi. Kümes biraz büyük olduğu için kendisi gibi Ahmet Paşa Konağı taktık kümesin Hayır, adına. hayır, hayır. Doğru diyorum. Ahmet biraz anlat, ne işler yapıyorsun? Vallahi abi pandemiden hiçbir şey yapamıyoruz abi. İş yok. Geçen gene bir festivale gittin galiba. Evet abi. Geçen şey... Milyon Performans şeydi. Online. Online. Online abi. Yani Bayağı 5 gün, bildiğin. 4 gün boyunca 5 gün oradaydık. Evet, Ama gayet güzel güzel, güzel, geçmiş. çok güzel geçti. Harikaydı yani. Anlatılmaz yani, güzeldi yani. Bir festival havasını yaşadık yine orada sanki böyle hani. İnşallah bu sene pandemiden Kesinlikle sonra yani. hepimiz işlerimize kavuşuruz. İstediğimiz gibi bir şeyler yaparız. İnşallah. Şimdi buradan bir kısa veteri vereceğiz. Veteriden sonra tekrar buradayız. Bekliyoruz. Haydi. Olursa olsun kayığı attım suya, su çıktı kaynaklara. Çok daha güzel de girsin bakarsın aynalara. Çok daha güzel de girsin bakarsın aynalara. Sarı çember ucuna ucuna bak ucuna. O sarı çember ucuna bak ucuna. Annen ekmek batırmış da ikimizin kanına. Annen ekmek batırmış ikimizin kanına. Kayığı attım suya, su çıktı kaynalara. Çok daha güzel değilsin bakarsın aynalara. Çok daha güzel değilsin bakarsın aynalara. Thank you.
sereni da tanımadım geleni. Kagilumun sereni tanımadım geleni. Acap nereye korlar sevdaluktan eleni. Acap nereye korlar sevdaluktan eleni. Kayıkı attım suya, su çıktı kaynalara. Çok da güzel değilsin, bakarsın aynalara. Çok da güzel değilsin, bakarsın aynalara. Kayıkı attım suya, su çıktı kaynalara. Çok da güzel değilsin, bakarsın aynalara. Çok da güzel değilsin, bakarsın aynalara. Bahçalarda barım var, bir ayva bir narım var. Bahçalarda barım var, bir ayva bir narım var. Kalem kaş kara gözlü, hoş bakışlı yarım var. Kalem kaş kara gözlü, hoş bakışlı yarım var. Beri gel kara göz, gel gel kara göz. Yüreğimde yara göz, derdime sen çare göz. Beri gel kara göz. Gel gel kara göz, yüreğimde yara göz, derdime sen çare göz. Beri gel kara göz. Yandırdı güneş beni, gün o günde daş beni. Yandırdı güneş beni, gün o günde daş beni. Beni gözlerin yakır, yandırmaz ataş beni. Beni gözlerin yakır, yandırmaz ataş beni. Beni gel kara göz, gel gel kara göz. Yüreğimde yara göz, derdime sen çare göz. Beri gel kara göz. Gel gel kara göz, yüreğimde yara göz, derdime sen çare göz. Beri gel kara göz. Gözün kesme gözümden, megatınla sözümden. Gözüm kesme gözümden, megatınla sözümden. Yar yanımda oynaşır, aklım gitti özümden. Yar yanımda oynaşır, aklım gitti özümden. Beri gel kara göz, gel gel kara göz. Yüreğimde yara göz, derdime sen çare göz. Beri gel kara göz. Gel gel kara göz, yüreğimde yara göz, derdime sen çare göz. Beri gel kara göz. Bravo arkadaşlar, bravo. Bravo. Uşaklar merhaba, hoş geldiniz. Merhaba abim. Bahsettiğim arkadaşlarım geldi. Benim evimdeyiz, bunu rahatlığını da görüyorsunuz. Onlar da dilerim rahat olacak. Kendisi insanımın içinde olmak, kendi evimin içinde olmak ayrı bir rahatlık ayrıca. Tuncay hoş geldin. Hoş bulduk abim. Ya, Yunus diyorsun, merhaba Yasin, sen de hoş geldin. Mustafa, Batuhan. Evet abi, Tuncay abi sen anlat. Anlatayım abi. Konservatuvardan kimin oğlusun? Konservatuvardan. Kimlerdensin? İsmini niye vermişler? Valla ismi mi ya? Herhalde çok aylı bir gecede doğmuşum. Tunç ay böyle parlamışım. Ya da Kur'an'da da geçiyor diyorlar Selahattin Tuncina. İkisi de olabilir. Neresi dedin? Selahattin? Selahattin Tuncina diye bir şey var. Neyse onu sonra off the record konuşuruz abi. Off the record konuşuruz. Evet.
Ya konservatuvar bir yandan okuyoruz yüksek lisansta. Bizim burada böyle nasıl diyeyim nezaketiyle, kişiliğiyle böyle sevilen bir adamın olursun bu arada. Eyvallah. Bu arada atalarımızı da geçmeyelim. Aynen öyle. Onları da şey yapalım. Yad edelim, arada konuşalım dedi, yani. Hepsine yani teşekkürlerimi hiç bitiremem. Çünkü yani köy oturak alemleri diye bir şey vardır Anadolu'da. Bizimkinde ismi o değil de Mec olmuş. İşte birlikte müzik yapılmış, şen şakrak, işte askere gönderilmiş, düğün yapılmış. Biz buralarda işte Ali amcam var, tanırsın. Tanıyacak, babam biraz sonra herkes tanıyacak inşallah. Murat amcam var, söylenir dururmuş. Ben de zamanında işte tıngır tıngır bir şeyler naçizane. Babadan mıdır bu? Genetik olmazsa olmuyor bence. Ya bu Hacıoğullar'da böyle türkü söyleme işi var. Var var. Bir onu biliyorum. Çok bir kuvvetli oluyorlar, onu da biliyorum. Evet. Biraz salam da çayır biçeriz. Biraz dik oluyorlar, onu da biliyorum. Onu da biliyorum da o bizde de var. Mesela biz çok ben 9. sınıfta ya da 8. sınıftaydım falan Borçka'da karşılaşmıştık Yasin abiyle. Şimdi tekrardan karşılaşmak gerçekten bir duygusal Yasin, bir yanımda. Yasin değişik bir arkadaşımız. Geçen bağlama çalıyordu zaten. Daha önce bir programda beraber olduk Yasin'le. Evet. Eline veriyorsun. Ne veriyorsun çalıyor abi. Öyle. Adam da alaylı, hani alaylı ya, olmanın verdiği şey herhalde. Sen dedin ya konservatuvar. Yani. Abi Neşet Ertaş okula mı gitmiş yani? Aşık Veysel okula mı gitmiş yani? Bu buradan çıkan bir şey. Bir de emek. Ben hissiyatı Telia'da şimdi bu nefeslere ne diyorsunuz tam olarak bilmiyorum ama yetişiyorum. Ben de öğreniyorum bu işleri ufak ufak. Hani ben duyguyu tele dökebilmenin yeteneği olarak değerlendiriyorum. Şimdi Neşet Baba'yla Aşık Veysel'in adı geçti diye böyle söylüyorum. Adamlar duygularını tele döktüler yani. Öyle. His yani. Tamam. Senin ama bir şeyin var böyle bir tenor, bir havan var. Böyle bir de onu da anlat. Opera şeyden mi okudun, okuldan mı yoksa? Ses eğitimi tabii. Ben zamanında işte İberya Özkan, ona da selamlar olsun hocamla birlikte. Aleyküm selam. Çok sesli Gürcü müziği eğitimi aldım 3 sene İstanbul'da. Çok sesli Gürcü müziği. Evet, Kadıköy'de. Gürcü müziği ben az sesli hiç duymadım ama hani genelde çok sesli olanlara genelde Gürcüler halk müziği. Şimdi bizde şey vardır, halk müziği bir de popüler müzik vardır ya. Onlar evet. Mesela taverna müziği diye yakıştırma yaparlar. Hani aşağılar mı? Biraz evet. Pejoratif bir söylem yani. Biraz evet. Yani ben çünkü şey yaptım. Rus tarafında kalmanın etkisi midir bilemiyorum tam olarak bunu ama Gürcü müziklerinin genelde lalebesi, hani bizim duyduklarımız da böyle çok sesli. Bir şey diyeyim mi? Yani tarihsel olarak belki Ruslar çok sesli Gürcülerden almıştır diye iddialı bir söz bile diyebilirim yani. Çünkü Gürcü müziği çok sesli. Amerika'da Georgia bile Gürcüler kutu diyorlar. Olabilir. Orası da Georgia, burası da Georgia. Geçen yani. Şeyin Trump'ın şeyinde zaten Gürcü bayrağını sallamışlar. O Georgia değil diye bir tanesi gelmişti. Gürcü bayrağını sallıyorlar. Georgia eyaletinden gelmiş. Olabilir. Olabilir abi. Hani ama orası değil yani. Ben şimdi tarihsel olarak şey harbiden bayağı. Bunun dedikodusunu duydum ben. Ya tamam yani, da yani başka bir yer yani de. Ya başka bir yer olabilir abi. İnsanlar göç ediyorlar. Başka bir yere gidiyorlar. Belki de Gürcü'dür diyorsun. Eskişehir'e gittim. Orada Osmaneli diye bir yer var. Gittik orada yatık döner yapıyor. Umut Kuzey'le beraber yanaştık oraya. 2 dakika abi dedim. Bu dedim kesin Artvinli. Ya dedi bırak dedi. Herkes mi Artvinli? Gittik oraya. Oğlum neresi? Dedi ki abi dedi babam dedi Yusufeli'nden gelmiş. Burası Osmaneli, orası Yusufeli. Buraya yerleştik diyor. Hani öyle mevzular da oluyor. Bence Georgia'nın kesinlikle bir etkisi olduğunu düşünüyorum bu konuyla ilgili. Yani York, New York, İngiltere'den gitme. Bir, Jersey, New Jersey bunlar var. Molly diye de bir grubunuz var. Evet. Orada solist. Solistliği evet. Birkaç tane solist var galiba. Irmak var. Abim var. Abim Almanya'ya gidecek ama Undeba. Gidene kadar. Undeba aynen. Gidene kadar. Merci beaucoup. Amaç ne mesela abinin? Amaç iş abi. Mi? Biz abimin iş tabii ki. O zaten biz ona şey diyoruz. Profesyonel ruhlu amatör diyoruz. Onun işi başka, halkla ilişkiler sorumlusu. Gülü Türkiye'nin de çok başarılı bu arada. Öyle. Yüray, gen diyorum ya, gen diyorum ya. Ya gen de eğitimli olması. Bir de mesela hep şey derler, abimin sesi benden daha yumuşaktır. Ben mesela, o sole mio diye dönerim ama abimin onu sesi yumuşaktır. Onu aslında ben yapıştıracaktım, sen de tek davrandın. Onun sesi naiftir. O böyle daha çok yüreğe dokunur derler, dinleyenler öyle söyler. Onun için. Beğeni yani. Almanya'da ne yapacak, ne iş yapacak peki?
Orada bir Beep. Firmasında çalışıyor. Yok, firma söylemiyor. YouTube'dayız ya. YouTube'da mıyız? Wisman'da. Nerede? Wisman. Wisman diye yazan bir klima. Ne demek yani şey? Klima. Klima kombi firması var. Orada insan kaynaklarında çalışıyor. İyi yapmış. Public Politics diye bir bölümde. O zaman bir de sen bir sarı gelin yap. Sarı gelin yapalım abi. Ondan sonra Yunus'u sıkıştıralım. Yunus'u sıkıştıralım. Bilerek söyledi. Bu sefer bilerek söyledi. Ondan sonra yazdım. Bu sefer bilerek söyledi. Bu sefer kastı yaptım. Farkındayım abi. Ya bunu ben bir kere daha anlatayım. Türkiye'nin dört bir yanında telefon yok. Burada telefon var fabrika sebebiyle. Çocukları şey yapıyoruz. Biz de ilkokul biri ya da iki değil. Bizi götürdüler şeye. Bir odaya götürdüler. Telefon diye bir şey yapacaklar. Ulan bir şimdi yeni nesile nasıl anlatacaksın ki bunu? Biz uzay yolunu görüntülü konuşmak, uzay yolunda görüyoruz. Ulan böyle bir şey olur mu diyorduk. Şimdi telefonla konuşuyorsun. Şimdi bu adamlar elektrik yoktu, telefon yoktu ya, anlatmak biraz zor. Zor zor. Hayalinizi biraz zorlamanız gerekecek. İzleyen gençlerle ilgili söylüyorum bunu. Telefon, bir tane bir siyah bir şey verdiler. Kablo var ucunda. Dediler ki al, konuş. Böyle yaptım. Ne diyeyim dedim. Alo dedim. Alo. Karşıda fabrika müdürü var. Ya o kadar şaşkınım ki herif bana şey dedi. Babanın adı ne dedi. Babamın adını unuttum. O gün bugündür isimlerle ilgili böyle büyük problemlerim var. Ama sarı gelinle ilgili problemim yok. Bekliyoruz evet. Şimdi. Değişik bir ses daha alacağız. Tuncay Ergün'den. Ve Yüzüklerin Efendisi. Biraz daha forte gelebiliriz değil mi? Bu sese aşığım bu arada. Saçım ucum örmezler, gülünce dermezler sar gelin. Saçın ucum örmezler, gülünce dermezler sar gelin. Bu sevda ne sevdadır, sen beni vermezler. Neyim aman aman, neyim aman aman sar gelin. Bu sevda ne sevdadır, sen beni vermezler. Neynim aman aman, neynim aman aman sar gel. Bu derenin ozunu çoban aytar kuzunu uzunu. Bu derenin ozunu çoban aytar kuzunu uzunu. Ne ola bir gün göreyim nazlı yarın gözleri. Neynim aman aman, neynim aman aman sar gelin. Bizi bitir abi. Bitir bizi hadi.
bir gün göreyim nazlı yarın göğsünün. Elim aman aman, elim aman aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin. Bitti mi? Dostum Şemca Mekam'a tabi zaten ama adam şey ya. Vallahi bileyim. Bravo, ellerine sağlık yani. Öyle bir şov yaptın yani. Gene ön plana çıkmayı seviyorsun. Yok. Yok. Var var, ben... var var var. İçinde bir ters sıkışmışsın, farkında değilsin. Yok be abi. Bence. Ben de bilmiyorum ama hani kendi duygum yani. İçimden geldiği. Peki gibi. Bunu da şimdi eline mi verdin abi? Abi bunu bu, şimdi ilk kez, yeni ilk kez, ilk kez gördüm. Vallahi dedi saz tar dedi. Sana dedim ya hani böyle tehlikeli bir şey getirecekler dedim ya sana. Aynen dedim, Allah Allah. Perdesiz mi? Perdeli mi filan. Çok şey pardon. Yapacak. İlk dedi ki ben öyle bir saz bilmiyorum. Getirme dedi. Evet. Dedim evet. Abi bağlama perdesi. Sen çözersin dedim. Aynen. Ve bağlama, sonuç. Düzen aynı düzen ama. Değişen bir şey yok. Hani bağlama düzeni olduğu için. Olur. Tamam madem o zaman sana sataşalım. Bana. Bu Yasin Turan. Evet. Turan. Evet. Pardon Turan değil. Yasin Turan bu nedir abi? Bize anlatsana abi. Kabak kemane abi. Bizim buralarda mı duruyor yoksa? Anlat. Bize anlat da bilelim. Sen çünkü... Ben bu aletlerle ilgili senin bir hastalığın var, ben anladım onu. Ya şöyle hani, abi bak ben... Seviyorsun bu işi. Kendimi ben... mutlu edenden yanayım. Her şey, her anlamda. Sevgili müzik dostum, bazında. Sadece kendini mutlu etmedin. Az önce bize de bir şeyler yaptın yani. O başka yani. Tabii canım. O, sen mutlu aynen. Olunca ben mutlu oluyorum. O mutlu gibi, gibi, o gibi. O birleşiyor mutluluk. Kesinlikle. Zincirleme gibi. Şimdi Batuhan evet, buradan bastığı seslerle hepimizi mutlu ediyor değil mi? Batuhan'a geleceğim ya. Şimdi Cemil abi şöyle söyleyeyim. Ersan abi var bizim. Ege Üniversitesi'nde. Küçük Ersan hocam. İdris Ersan küçük tabii. Nerede abi Ege Üniversitesi? Biz de öğretim görevlisi. Evet. Araştırma evet, buradan ona da selamlarımı yolluyorum. Buradan aleyküm selam. Buralı mıdır Ersan? Borçkalı. 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 Ersan hoca. Evet. Evet. Ben İdris'e geldim bir tanıştım. Ben o zaman da 15 yaşlarındayım. İşte o yöve kafeye takılma muhabbetlerinde. Burada onu da gördüm. Malik selamlar Malik. İzlemezsin ama büyük ihtimalle. Şöyle söyleyeyim abi işte Ersan hocadan gördüm ben bunu. Çok hoşuma gitti sesi. Çok etkiledi beni. Ya ben neden buna mail vermeyeyim diye düşündüm ama... Bu kaç telli abi? Bu özel yapım, bu 5 telli. Normalde 4 telli. Normalde 4 telli. Ben 5 telli yaptırdım. Biraz daha oktavım... Kemençecilik var mı? Biraz daha cinsim diyor abi. Cinsten ziyade... Ya zoru seviyorum abi. İyi yapıyorsun abi. Ben... bunu bir çalmayı bilmediğini, söylediğini biliyorum. Az önce bu yaptın ya... solo diyelim. Olabiliyor mu? Solo, solo diyelim. Az önce yaptığın solo... Müthiş yani. Ellerine sağlık. Bağlama metodun da aynı olduğu için... Mustafa senden de bekliyordum sana. Değişen bir şey olmuyor. Bağlama metodunda da aynı olduğu için şöyle. Bundan önce kemençe öğrendim ben. Bundan önce kemençe öğrendim. Kemençeden sonra kabak kemençe. Kemençe, şimdi kemençeyle sen uğraşmam. Bu tarafta... Biraz daha normal karşılanan. Trabzon yoğun. Rize'de biraz. Evet. Burada hemen hemen yok ama... Burada da yeni ustalar çok türedi yani. Evet. Hani... ben Artvin'deyken bu kadar bağlamayla, sazda ya da kemençeyle ya da şarkı söylemeyle ilgilenen bu kadar insan yoktu. Aynen. Ben giderken bu yoktu. onun için de söylüyorlar 3-5 tane değişik şey müzik evet. Aleti kullandığını söylüyorlar. Konuşmayı peşine öyle yapma kısmetin bağlanır. Baban anlatmadı mı bunları sana? Evet, biraz da sen anlat o zaman. Ne aletleri kullanıyorsun? Biraz karışık bir sohbet oluyor. Mahsur yok değil mi? Tabii. Daha sana sataşacağım da o gözü aletleriyle geleceğim sana gene. Evet. Ben bağlamayla başladım 4 yaşında. 4 yaşında bağlama. Köyde babam çalıyordu. Bu dayılarında öyle bir şey yok. Baban çalıyordu. Hüseyin abi çalıyordu. Evet uzun sap çalıyordu. O da o küçüklüğünden ona kalmış. Oo. Ben ilk kez duyuyorum. Biraz... Ben babanı yakından tanırım. Bu arada evlerimiz yan yanadır. Bir, senin çocukken bizim elim... Ben hatırlamıyorum seni ama ben burada değildim. O zaman sebeple. Kocaeli'de okuyordum. Geldim, okulda bir gösteri var dediler. Gideyim müzikle ilgili. Bağlama çalıyor bir çocuk ama sandalyeye oturmuş, ayakları yere değmiyor. Böyle sallanıyor. O zaman kurtardı. O zaman o tabii çok küçük yaşta başlamış ve şimdi de zaten Gazi Üniversitesi. Senin sizin alanında da uçurum var yani. Bizde tabii canım. Kaç doğumluydun sen? Ben 2001. Yaşını söyleseniz daha iyi. Matematik yapmaya gerek yok. İşte ondan sonra öyle. Sonuçta çıkamıyoruz. Ondan sonra iktidar bizi izliyoruz. Olmuyoruz. Güzeldi. Çok inceydi. Çok inceydi. Evet.
Ben aynen Tunca abin dediği gibi... Kimse kaç yaşındasın şu an? Ben 19 yaşındayım. 19 yaşında sen? 27. 27 olurdu tabii. Ayaklarını yere değmeyebilirim. Evet, devam et abi, anlatıyordun onu. Bu çalıyordu. Yani çalıyordu. Bağlamayla başladın. Hem gösteri yaptınız hem de yarışma yaptınız değil mi? Evet. Yani. Yarışmada da... Buradan bir okulla beraber mi gittin yoksa? Buradan yok. Benim burada öğretmenlerim vardı. Bir iki tane öğretmenim değişti, müzik öğretmeni. Dedim ben müzik okumak istiyorum dedim. Ne okuyabilirim? İşte müzik öğretmenliği dediler ya da konservatuar. En yakın Rize'de var diye, hani evden de fazla uzaklaşmayayım diye Rize'ye gittim. Babam bırakamaz. Babam o zamanlar çalışıyordu yani. Ben tek gittim mesela liseye sınava. Yetenek sınavına ben burada hazırlanmıştım. Tek başıma gittim, birincilikle girdim mesela oraya da. Hüseyin Özcan'ın oğlunun tek başına bir şeyler yapması insanı şaşırtacak bir şey değil. Baban da çok zorluklar görmüş bir adamdır yani. Ondan sonra liseyi de birincilikle bitirdim. Liseyi birincilikle bitirdin. Evet. Showtime. Yapıştır. Alışkanlık oldu artık. Sonra üniversiteye hazırlandım lisedeyken. Lisedeki öğretmenim benim hayatımda yani en iyi öğretmenim oydu. Eda Çavdaroğlu, buradan selam söyleyeyim. Eda Çavdaroğlu, bu da mı? Trabzonlu. Çavdaroğlu bizde de var yani. Kendi de Gazi Üniversitesi'nden mezun, o da birincilikle mezun. Bana dedi ki... Bu kadar kocalarla hava atmayın, benim de bir hocam vardı. Meral Duman'ımız vardı bizim hocamız, ellerimizden öpüyorum hocamın. Meral Duman da süper bir hocaydı. Ben 40 yaşında yanına gittim, Cemo hoş geldin dedi. Ya. Öyle enteresan şeyler de var yani. 40'teydim ama 30 vardım yani. Ankara'ya bir konsere gittim, değişiyor yanına gitmiş, ama oğlum hoş geldin dedi, böyle şaşırmıştım yani. Sima hani, değişiyor. Sima daha sonra da buradaydı bir süre, görüyordu falan ama he. Hani şöyle diyeyim, 10-15 sene görmedikten sonra gördü. Bir de çocukluktan delikanlılık dönemine bir de ben buradan giderken 80 kiloydum, orada 130 kilo vücut yapmış şeyin bir yere gittim. Şeyin de etkisi yani. Var mı abi? Bölüyorum ama. Mesela şimdi önümüze gelen o kadar çok bilgi var ki. Tabii. Televizyonu açıyoruz, Amerika'daki olayı da duyuyoruz, Rusya'daki olayı da duyuyoruz. Türkiye'deki gündem zaten ben haddi hesabı yok. Ben izlemiyorum o zaman da televizyonu. Yani televizyonu açmasam bile illa radyoda, bir yerde, telefonunda ya, Instagram'ında bilmem benim, bir yerde. Benim konuyla ilgili çok inancımı öldürdükleri için çok izlemiyorum, çok güvenmiyorum yani. Hmm. Yani izlemiyorum derken güvenmiyorum yani. Neyse senin CV. Devam edelim, CV'ye devam edelim, seninki de bitirelim. Öğretmenim işte oradan mezun olduğu için zaten oranın derslerini öğretti direkt bize lisede. Yani üniversitede bunu göreceksiniz dedi, onu öğretti. Ben üniversiteye gittim yetenek sınavına, orada da birinci oldum. Ve şu an mesela ikinci sınıfımdayım. Hayatım birinciliklerle dolu. Benim. Yani ikinci sınıfa kadar hiç zorlanmadım. Çünkü orada yani üniversitedeki hocalar bana öğreteceği şeyi ben lisede öğrenmişim. Onu fark ettim. Öğretmenim bana en büyük kanısı evet, evet. David Pampa ya, hadi. Şimdi ikinci sınıftayım, öyle. Üniversitede nerede okuyorsun? Ankara'da. Gazi Üniversitesi. Şu an Murgul'da okuyor abi. Ankara'da 7. cadde var, Azerbaycan Caddesi. Evet, orada arada bir konser yapılıyor, milyon performans hal var. Evet. O İlyar bir arkadaş vardı ya, açılış yaptığımız. Evet. Oranın güvenliğini o yapıyor. Benim güvenliğimi de o yapıyor. Aslında abi ondan sonra herkes başlıyor. Öyle bir durumumuz var. Şimdi bu Batara Gogo akordiyon ayarlıklı bir şarkı mıdır? Evet, genelde. O zaman buyurun. Çocuğu çok seslisi. O zaman buyurun böyle tabii. Hep şey yapıp milleti sıkmayalım. Millet olduğunu hoplasın. Buyurun. Ama bu da duygusal bir parça evet, olacak. Evet. Akortların da bu arada başlamadan hemen şeyi anlatan. Hangi dilde söyledin o şarkıyı? Bulgarca mı? Batara Gogo'yu. Yok. Az önce söyledi Sarı Gelin'i. Sarı gelin Azeri ağzı. Azeri ağzı söyledi. Yani Azeri ağzındaki o kelimeler zaten belli oluyor. Gonca. Yani. Gonca aslında yani ama Gonca. Ben Bulgar tarafının bir şarkısı olarak bildiğim için sende de böyle çok... Sarı gelin geniş. Aslında Ermenistan'da da çok fazla yoğun olan, Azerbaycan'da da çok yoğun olan, Türkiye'de de çok yoğun olan. Ben şunla özdeşleştiriyorum, Cilveloy gibi bir eser. Sarı gelin. Olabilir. Değil mi? Yani Cilveloy da mesela Atabarı, işte Cilveloy gibi biraz daha böyle... gri kalmış bir eser. Herkes mesela Türkiye'ye gelmiş, farklı bir ritimde seslendirilmiş. Sözler biraz daha Anadolu Türkçesine. Erzurum Türküsü. Gene şeyin yalancısı işte, medyanın yalancısı. Ben bunu daha önce söyleyen Sarsal Burgaz tarafından geldiği şeyi anlattıkları için yok, biz de yok. Öyle biliyoruz yani yok, o konuyla. Yok. Tamamıyla yani yapılan derleme çalışmalarından mütevellit diyorum ben. Erzurum Çarşı Pazarı olarak. Erzurum Çarşı Pazar diye bilinir ama işte diğer tarafta Ermenice'de sözleri mevcut. Ola gelmiş. Yıllardır zaten birlikte yaşanmış yani. Şimdi Batara Gogo bu ne anlatıyor? Gürcüce. Bu Çoruh'a kızını düşürüyor bir anne. Elinden o zaman Batum tarafı.
Evet, Batum tarafından. Bir de Jolo'nun sonunda oradan denize inmeye gidiyor. Ve ondan sonra zaten kaybediyor ve kızının arkasından bir ağıt yakıyor. Sonra da bu zamanla ritme bürünüyor. Şimdi müzikler, bu güzü aleti midir bu? Evet, şimdi... panduri. Panduri. Yasin gene eline bir şey aldı. Evet. Ya Yasin abiyle seninle işte program öncesi konuşurken şimdi Yasin abiyi tanıyormuşum ama gıyaben. Şimdi işte daha tanış olduk. Bu önceki programı yaparken Yasin'deki hevesi, isteği gördüm, çok şaşırdım yani. 10 sene önce de aynıydı. Yani 10 sene öncesinde ben mesela yalap şap gitar çalardım. İşte söylediğim sesler artık belki ne kadar seste kalırdım. Bak bize böyle yüklenme, öyle yalap şap falan filan bizim bilmediğimiz kelimeleri kullanma. Ali abi de gıcık oluyor, ben de gıcık oluyorum. Nasıl diyeyim? öyle böyle gitar çalardım. Bizim mi ediyorsunuz? Hayırdır? Yok be. Ne diyorsun? Ayıp ediyorsun. Yasin abi o zaman mesela ayıp hiç ego yapmadan, hani bu çocuk nedir daha işte neyi gitar çalıyor demeden yanımda benimle birlikte bağlamasını çalmıştı. O zaman da hiç egosuz, sıfır ego, çatır çatır müziğini yapıyordu. Ben kas oldum onun. Hevesi beni etkiledi yani. 2009. 2009-2008 civarı falan. Yani. Haydi o zaman Pataragogo. Pataragogo. Bir akortlara bakalım. Bakalım. Hemen. YouTube'dan paylaşmıştım. Şöyle söyleyeyim. Çok dinledim bunu. Burada gelinler evden çıkarken şey... Ama Mustafa başka çalıyor. Bu duygularını falan filan sazdan bazen dökersen buna nasıl döktün ya? Bayağı uğraştık biz bunu. Bayağı uğraştık biz bunu. Sadece bu mu var? Başka bir şey çalıyor musun? Piyano çalıyorum. Piyano çalıyorsun. Okul sazım kanun çalıyorum. Ha, demin Batuhan'la bir şeyler yapıyordun zaten. Aynen, gördüm. Aynen. Piyano çalıyorum. Akordeon çalıyorum. Gitar çalıyorum. Birazdan gitarla da eşlik edeceğim tüylere. Onu da çalıyorsun. Evet. Akordeon'da ama ben diyorum ya bu yolaması dediğin şey bir gelinde var başka? Asker maskerde var mıydı? Ya askerde çalarsın, gelinle çalar. Böyle oturduk bu meclislerde çalarsın. Benim dedem, daha doğrusu annem dayısı Emrullah Usta derler Boşka'da. Akordeoncu. Onun da abisi vardı Osman Keski Kurtar abi. Ya eskiden onlar, çok akordeoncu vardı yani. Ben de onlardan küçükten beri dinleyerek Bagin Yaylası'na çıktım. Dedem oturdu çalar burada. Ne yayla? Oradan dinleye. Bagin Yaylası mı Beyaz Su Yaylası mı? Bagin Yaylası. Bizim yayla Bagin Yaylası'ndaydı. Bagin'den aynısı Beyaz Su'ydu. Ayrı. Yani Beyaz Su ayrı. Ben Beyaz Su'ya gittim de nefes alamadım orada. Kaç sene durdu suyun içinde? Nerede? Soktun mu ayağını suyun içine? Tabii ki soktum. Ne kadar durdu? Ben yattım içinde. Bana soğuk çok şey yapmaz. Beyaz suyun ben rengi biraz dikkatimi çekmişti. Acaba bir şey içerisinde olabilir mi ama debisinden herhalde hızlı akmasından beyaz görünüyor yani. Eskisi kadar değil şimdi oralarda. Ya eskisi gibi hiçbir şey değil yani. Ama eskisi gibi akordeon var, Allah'ım var. Hazırsak Pataragogo yapalım da. Evet o zaman Pataragogo. Thank you.
Patara gogo dame karga Tvitel peranga Patara gogo dame karga Tvitel peranga Khanam lili khan chav lili Omar ginaha Khan avlili khan chavlili Omar ginaha sıkışmış da artistlik var. Hacı oldu. Yani, arada. Vallahi böyle güzel çıkışlarıma bayılıyorum yani ben. Eyvallah. Hani ben daha sanatçı görmedim. Biraz ama gönül gözüyle de bakıyorsun o yüzden evet. Seviyorum. Ya yani. Ayrı tabii yeğenim olman ayrı bir şey de. Hani bizden birilerinin bir şeyler yapması benim için hep her zaman bir gurur olmuştur. Eyvallah. Hamza gezmiş, topçu olmuş, çok hoşuma gitmişti. Bizimki bir şey olmuş, bu birinci olmuş, öbürü bir şey olmuş. Bizden bir şey olsun, birisi bir şey olsun yani. Şimdi bir program yaptığımızda bir çevirici bir çocuk çağırmıştık. Caner. Çocukla telefonla evet. Konuşuyorum. Hani ne yapıyorsun oğlum sen dedim buna. Hani nedir yani amacın ne? Bir çocuk üniversitesi falan filan anlatıyor. Rize'de değil mi? Ha, Hopa'da yapıyor çocuk. Hopa'da doğru. Hopa'da. Ha, doğru. Rize'de yaşıyordu. Dedi ki abi dedi biz dedi çocuklara dedi hayvan sevmeyi, toprağı sevmeyi, doğayı sevmeyi öğretiyoruz falan filan. E dedim bunu biraz daha genişle. Ben dedi ihtiyarlardan umudu kestim dedi. Evet. Yeni nesil yüzleri yetişsin istiyorum. Şimdi ben de istiyorum işte. Şimdi dedim ya 20-25 sene önce ben memleketten gittiğimde bu kadar müzik adetini bilen insan yoktu. Ya yolda köfteciye rastlıyorsun. Köfteci eline almış şeyi. Neydi bunun adı? Panduri miydi? Panduri. Panduri. Panduri şadıyor.
Köftecinin eline gidiyorsun, al diyorsun kemençe, alıyorlar da bırı 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 bırı. Abi bu insanın yeteneğini böyle geliştirmesi çok güzel bir şey. Ondan sonra yıllar sonra geliyorsun, ihtiyarlar çalarlardı, gelin havası çalardı bilmem ne falan. Akordiyon, çocukluğumuzdaki şey ya, çok özlemişim böyle, uzun zamandır akordiyon sesi duymuyordum. Artvin'de bir program yaptık işte, canlı siz vardınız zaten. Yani ekibin geri kalanı, aklımı aldı. Yani bu akordiyon sesini bir insan bu kadar özleyebilir mi? Ama özlediğimi bile duyduktan sonra hani anladım. Hissediyorum. Ama bizi de bitirdiniz yani böyle hep yavaş 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 yavaş. Canlanalım. Şimdi ben bir mola isteyeceğim, ben kendim kaçacağım. Yar gider zaten, arabayla yapabiliriz istersen. Yar gider arabayla ya bir de bu gözü işiyle çok uğraşıyorsun ya, çok çok sesli falan filan. Laleviyle tek başına mı söyleyeceksin? Yanında ya, biliyorsun. Çok sesli bilmiyorum. Daha önce şimdi denememişiz, şey yapmayalım. Çuvallamayalım diyorsun. Evet, çuvallamayalım. Çok seslilik adına çuvallamayalım. Ya ben sizin hiç bu konuda çuvallayacağınıza inanmıyorum. Eyvallah. Yani. Hani arkadaşlık konusunda olsun, abi kardeş ilişkisi konusunda olsun, müzik konusunda zaten güvenim sonsuz yani. Tamam. Şimdi bir dakika mola, birazdan sonra arkadaşlar sizinle birlikte olacaklar. Haydi haydi, uy haydi haydi, uy haydi haydi, haydi vira, 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 haydi haydi. Na to verdavitske šenišavi tvalebi vitičem tam mohval magram mainda ge malebi ravuku na to verdavitske šenišavi tvalebi vitičem tam mohval magram mainda ge malebi lalebi lalebi makvaski gas tvalebi tvalju makvasta odgeba šenki gena tvalebi lale lale divridana lale 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 divridana lale Andarato mundramit khan romes manes fuchtebi Tvali da sargatano torem gadetu tebi Andarato mundramit khan romes manes fuchtebi Tvali da sargatano torem gagebu tebi Lalebi, lalebi, makvaski gaz tvalebi Tvali makvasta udgeba shenki gena tvalebi Lale, lale, divridana lale Lale, lale, divridana lale Meargetki miharharo shen mitpari razkinda Amshoridan kure bashi bevrit zeli gavida Meargetki miharharo shen mitpari razkinda Amshoridan kure bashi bevrit zeli gavida Lalebi, lalebi, divridana lalebi Tvali makvasta udgeba shenki gena tvalebi Lale, lale, divridana lale Lale, lale, divridana lale Thank you.
Yar gider arabalan ben daha giderim yayan. Yar gider arabalan ben daha giderim yayan. Utanıyorum dedi senle konuşmaya, senle konuşmaya. Utanıyorum dedi senle konuşmaya, senle konuşmaya. Nereye açık başlı hani ya senin fesut. Gel o ki yayım seni çok iyi dur nefesu. Nereye gideyorsun ben daha gelecek mi? Gelmedi yusun bana huy ben ölecek miyim? En dereye dereye derede buluşalım. En dereye dereye derede buluşalım. Dedi utanıyorum sen başla konuşalım, sen başla konuşalım. Dedi utanıyorum sen başla konuşalım, sen başla konuşalım. Nereye açık başlı hani ya senin fesut. Gel okuyayım seni çok iyi dur nefesut. Nereye gideyorsun ben daha gelecek miyim? Gelmedi yusun bana gel 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 gel. Nereye açık başlı hani ya senin fesun. Gel okuyayım seni çok iyi dur nefesun. Nereye gideyorsun ben daha gelecek miyim? Gelme deyorsun bana uy ben ölecek miyim? Efkarlıyım diyelim mi? Diyelim abi. Hadi de bakalım nasıl diyelim. Hiçbir çağırma derse desin artık ha. Hadi bakalım deneyelim. Allah bizi yasin. Dertliyim, efkarlıyım, kimse bilmez halimi, kimse bilmez halimi. Ali Ergün. Dertliyim, efkarlıyım, kimse bilmez halimi, kimse bilmez halimi. Bir yar için çürüttüm beden umi dalumi, beden umi dalumi. Oy oy oy. Ben de yok değil. Gönül ferman dinlemez kalp yari çun atarken, kalp yari çun atarken. Oy. Gönül ferman dinlemez kalp yari çun atarken,
kalp yâre çon atarken oy. Ben sana aşık oldum, ben sana aşık oldum. Gevulda gün batarken, gevulda gün batarken oy. Yazın gevula çıksam, çoban ateşi yaksam, çoban ateşi yaksam oy. Yazın gevula çıksam, çoban ateşi yaksam, çoban ateşi yaksam oy. Yıldızlara ne gerek, yıldızlara ne gerek, yar gözlerine baksam, yar gözlerine baksam oy. Yıldızlara ne gerek, yıldızlara ne gerek, yar gözlerine baksam, yar gözlerine baksam oy. Hoş geldin. Yeni ameliyattayım Guatr'dan, onun için senin hatırına. Ben anlatacaktım. Yoksa yani sen önce davrandın. Evde eşim rica ediyordu, söylemedim ona. Yani bu da senin hatırını kıramadı. Eyvallah, sağ olasın. Yine ona ithafen. Bu, evet. Bir bu, de sana özel şey yaptım. Senin burada kadar başına buyruk yaşayıp da eşinden bu kadar korkan birini daha tanımıyorum ben ama. Onu da sen senin, lafta mı dur? Senin sayende ifşa olmuş oldu yani. Adi Ergün'ü dinledik az önce. Adi Ergün bizim bölgemizde meclislerin, düğünlerin aile ortamlarının bilhassa, yani aile ortamlarında, bilhassa sülale ortamında. Ben bunun Adi Bey müziğiyle meclisin veda gecesinde karşılaştım. Babanla da aynı şekilde. Orada evet. Neydi? Ben de geleceğim. Evet. O türküyle... Efendim, yaparız birazdan da. Yani şimdi oradaki ben Ali Bey'den rica ettim daha önce Milyon TV'de yaparken programı. Ali Bey babanla beraber çektiler yolda da biraz heyecanlıydılar. Videoda evet. Ben o heyecanı gördüm. Şey yaptılar, bir türkü yapıp yolladılar ama o geceki havayı o şeyde videoda alamadım ben yani. Video kötüydü demiyorum, yanlış anlamazsak. Hani o aile ortamındaki mevzuyu gerçekleştirdikten sonra birinin oradan atlayıp türkü söylemeye başlaması, ondan tabii sonra o bir turşu alırken öbürünün Türkiye'ye girmesi acayip bir şeydi yani. Birbirlerine nefes veriyorlar. Aynen. Böyleydi. Bizler tabii ki kulağımızın biraz iyi olmasını da söylüyoruz ama tabii Tuncay ve arkadaşlarımız hep notayla konuşuyorlar. Deminden sonra ne söylediklerini anlamadım. O da alaydı. Ben de alaydım. Evet. Gelirim. Ama geliştirmişsin. Yasin Bey de alaydı. Demin teşekkür ederim abi. Yıldız demediğim için. Yasin Bey de azaydı. Ben de geleceğim yapabiliriz. Şimdi gördün az önce bir... Bununla bir şey çalacağım bizi de. Bunu yalandan getirmedim buraya. Tabii. Ne bileyim. Yani adaydı. Şeyi dikkatimi çekti. Bağlama veriyorlar tıngır tıngır. Kimençe veriyorlar tıngır tıngır. Onu veriyorlar onu çalıyor. Onu veriyorlar onu çalıyor. Bir baktım piyanoyla oynuyor. Ya dedim bir dur daha. Bir ne oldu yani? Anlatmaya daha kelime bulamıyorum. Bu arada benim merak ettiğim bir şey var. Sen buyurun. Bayağı zamandır program sunuyorsun. Yeni düştüm yani abi. Arkadaşlardan yani bir kıta olsun bir şey ezberleyemedim. İşte senden. Ben mi Türkçeyim? Evet. Abi bu sesle millet bizi bulur ya. Boş ver. Kulak tırmalamanın anlamı yok. Herkes işini yapsın. Konuşabiliyorum. Hani konuştuğumu da iddia edemem abi o zaman. Ama herkes yapabildiğini yapsın. Sizin, ben pozisyon itibariyle bunu yapabiliyorum. Yani, sizin yani bir yetenek olarak değil yani. Stand-up özelliğiniz var yani. Hızır olsun, kardeşlerin olsun. Abim biraz daha gelişken, ben yaptığım işi icabı biraz daha sert olmak durumunda kaldığım için, daha doğrusu insanlara sert görünmek zorunda kaldığım için biraz daha geriye çekiyorum kendimi. Şimdi Guatr ameliyatı oldun, çok yara veriyor mu sana? Yani fazla oktavı yükseltemiyoruz yani. Mustafa'yı tanıyor musun? Tabii tanımam. Mustafa ne acayip adam ya.
Seçip bazıya benziyor. Biraz abi. Saçlar yani. Uzatsa tam. Yani biz sesimizle konuşuyoruz, o parmaklarıyla konuşuyoruz. Bir de bir kemane yaptı abi. Neydi o? Kabak. Kemane, kabak birlikte kemane. De okuruz muhtemelen değil mi? Birlikte okuyacaksın tabii amcayın. Ha, bu arada söylemeyi unuttuk. Yani. Tuncay'ın amcası bahsettiğimiz Ali her programda geçen Ali Kabadoğlu başka. Ali Ergün Hacıoğlu yani başka. Aslında Tuncay'ın babası da aslında iyi de. Ben Tuncay'ın babasını Bülent Ortaçgil'e benzetiyorum. Evet. Ya da Mazhar Fuat Özkan'daki Mazhar'a. Hani konuşur gibi şarkı söyleyebilen bir adam. Evet. Hani öyle değerlendiriyorum bunu. Nereden kemaneyle? Kemaneyle. Babam orman işletmesinde çalıştı. Oradan emekli oldu. Hem babama hitap edelim bunu. Evet olsun. Yani sözler biraz böyle ormancıyı eleştiren sözler ama sevgiyle söyleyelim diyelim. Ormancı mı geliyor? Ormancı diyelim. E gelsin o zaman. Burada da nasıl olsa bol bol var. Yasin yine yaptın şu bunu. Çıktım benim kahvesine, baktım oaya, baktım oaya. Bay Mustafa çağırdı tam oynamaya. Ormancıda gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Laf anlamaz ormancı çekmiş kafayı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Thank you.
köyümüzün suları hoştur içmeye, hoştur içmeye. İçinde köprüsü var, gelip geçmeye. Sevdiğimi vurdular içimi içine, içimi içine. Yazık ettin ormancı köyün iki gencine. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan diracı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Ağzınıza, dilinize, telinize, tuşunuza sağlık. Hiç kimse yardım etmiyor. Onlara ne diyeceğimi bilemedim ama. Herkesi saygı. Çatır çatır herkesi saygı. Bu ormancı da ne anlatıyor ki böyle? Ya bir zaman Muğla'da, o yörede yaşanan bir olayı söylemiş. Evet. Ormancı dedikodu gibi bir şey salmış ortaya, söylemiş. Yanlış anlaşılmadan dolayı birbirlerini... Ormancı buna... burada olmasın, Şevşat'ta olmasın. Yok ya, oranın ormanlarına biz şey yapamayız. Yani bize Fuat... orman gibi gelmiyor ki oranın ormanı. Fuat Alpa gibi bana biri varmış. Bana tıkanlık gibi geliyor. Puskülük dedikleri yer gibi görünüyor da. Fuat Alpa gibi biri varmış, ormanda ağaç kesmiş. Kaça? Ya Fuat Alpa... Murgula beladı abi. Allah niye yarattı bilmiyoruz ki. Hadi yarattın, takip et. O da yok. O da Erkan Şeykoğlu'nun demircanını şarjıyız. Ne başı Fuat. Ormancı'yı da yeterince yıkamadım bizi. Yasin de tenike yanmış gene. O zaman bir Mahmut Beste'yi yapalım da madem o kadar söyleyecektik onu. Müjgan'la anlaşalım. Ya da Ahmet'le. Ya da Fuat'la. Buyurun söz size. Yaşa Mustafa. Bir acı el kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşır. Gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne. Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırası
bahur beste çalar, müşkanla ben ağlaşırım. O bahur beste çalar, müşkanla ben ağlaşırım. O bahur beste çalar, müşkanla ben ağlaşırım. O bahur beste çalar, müşkanla ben ağlaşırım. Ormanından püskürmüş genç fidanlardı. Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı. Hoyrattı gülüşleri, aydınlığı çalıkalardı. Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı. O mahur beste çalar, müşkanla ben ağlaşırım. O mahur beste çalar, müşkanla ben ağlaşırım. O mahur beste çalar, müşkanla ben ağlaşırım. O mahur beste çalar. Şey de kötü yapmıyor. Eyvallah. Hadi bizi işliyorsun sen de. Bunu ilk edelim aldım da tıngırımın kadar. Yine ağlattım vallahi. Değil mi? Abi sen ne diyorsun ya? Bunun hakkında sen ne düşünüyorsun ya? Tarbuş hakkında mı? Yasin ya, hakkında mı? Ya demin tüfeği aldı, onda da çalacak diye korktum ya. Evet. Abi tel olsaydı bir şey yapardım. Tel olsaydı şey var. Tetik. Yetmiyor kısa. Valla çok büyük melodi çıkaramaz ya. O melodi benim işim. Yani önemli olan insanın kendi yaptığı işini mükemmel yapıyor olması. Abi zaten işin aşık. Evet. Önemli olan o zaten. Yani senden orada köfte yemeye de geleceğim. Köfteyi de böyle yapıyorsan mükemmel dedim. Abi ben çıtam her zaman üst seviyededir. Çıtam? Evet. Ne yaptıysam. Hani amacın. Amacım. Layıkıyla yapmak. Layıkıyla böyle. Bu arada reklamını da yapalım yani. Murgul Borçka yollar yolunda Batina köfteci. Batina. Batina. Batina'ydı. Şimdi hızlı ve köfteli oldu. Hızlı ve köfteli. Ooo modernleşiyoruz. Arabaya motor mu taktırdın? Yok abi ondan değil, köfteler. Batina neden Batina'ydı? Niye Batina? Benden önceki sahibinden kalmaz ya. Ya o ben. Şeyde üç nesilde de şey ya, küçük Yasin'sin ya. Evet. Onun için. bu küçüklük boyla alakalı da böyle hep mi gidiyor anlamında sormuştum ama. Abi öyle derler de hani boy küçük olan. Bir kemençeli şey yapalım mı? Ne kemençem yani? Arlı pırlı ben almam öyle dolu. Varsa var. Allah Allah. Evet. Varsa var. Yapalım. Ya sen de var ya, acayip nazlı bir adamsın Ali abi. Aklıma bir şey söylemiyorum. Bravo ama çok güzel şeyler aklına geliyor. Çok şey katıyorsun. Yüzünü tam göremiyoruz ama olsun. Aklımda biraz artı 18 yani koca. İstediğin şey YouTube olabilir, YouTube şey yapmıyor ya. Lay lan lay lin la rin la rin la lay rin la. Merhaba miydiniz? Ben Kemençe marri pulli, kemençe marri pulli, ben almam öyle dolli. Oy Fatime ben almam öyle dolli. Alırsam kız alırım, alırsam kız alırım, memeleri kukulli. Yar Fatime memeleri kukulli. Kemen
kemençe, mumustine kemençe, mumustine ya işte sun işte sun, ya Fatime ya işte sun işte sun. Halamın yanağını, halamın yanağını, ahi amca dişle sun, ya Fatime ahi amca dişle sun. Pencerede şişe su, pencerede şişe su, kız ne güzelmiş su, ya Fatime kız ne güzelmiş su. Pencereden aşağı, pencereden aşağı, kucağıma düşesin, ya Fatime kucağıma düşesin. Çıktım çamın beline, çıktım çamın beline, anılarım yerine, ya Fatime anılarım yerine. Hem öptüm hem dişledim, hem öptüm hem dişledim, keyfim geldi yerine, ya Fatime keyfim ancak sardı. Yayla yol enum taşı, yayla yol enum taşı, yakar gözümün yaşı, ya Fatime yakar gözümün yaşı. Kaçıracaktım onu, kaçıracaktım onu, daha tutmayı yaşı, ya Fatime daha tutmayı yaşı. Haydi gidelim haydi, haydi gidelim haydi, haydi gelmeyi mi sun, ya Fatime haydi gelmeyi mi sun. Ya bu kadar yalvardım, ya bu kadar yalvardım, kışa demeyi mi sun, ya Fatime kışa demeyi mi sun. Çocuklar onu alıyor, bunu alıyor ki onu, sen onu çal, ben bunu çal. Böyle bir başka yaratıcı bir şarkım daha var mı? Bir halk müziği yapalım. O zaman iki tane yap sen halk müziği, ben bir mola vereyim. Sen bir abilik yap da. Bizden ufak türler ya, onun için dedi. Ama benim sesim yok o kadar, yani Tuncay'la beraber söyleyeyim. Allah'ım ya. Destek geliriz, destek ses, geliriz. Ses buradan, destek ses yok. Sen o tıkandın mı, o var, o tıkandın mı. Bundan da bir sürpriz bekliyoruz, daha çıkmadı ama. Mutlaka. Hani bir sürpriz bekliyorum. Ey sevdiğim bak, bir gün bana yar demedin, yar demedin. Güzel az dedin. Hadi hadi, sana emanet, hadi. Ey sevdiğim bir gün
gün bana yar demedin, yar demedin. En sevdiğim bir gün bana yar demedin, yar demedin. Gece gündüz tenhalarda ağlayanım var demedin, ağlayanım var demedin, var demedin yar. Gece gündüz tenhalarda seni sevmek suçu bana, ağlıyorum yana yana. Seni sevmek suçu bana, ağlıyorum yana yana. Bir merhem verip yarama sür demedin, sür demedin, sür demedin, sür demedin, sür demedin ya. Bir merhem verip yarama sür demedin, sür demedin, sür demedin, sür demedin. Sür bize.
denizin dalgasını. Oy oy güzelim, dereler savuşturur, oy dereler savuşturur, dereler savuşturur, oy dereler savuşturur. Ayrı düştüm yarımdan, oy oy güzelim. Kim bizi kavuşturur, oy kim bizi kavuşturur, kim bizi kavuşturur, oy kim bizi kavuşturur. Oy gemim budanasın, oy oy güzelim. Yaktın beni yanasın, oy yaktın beni yanasın. Yaktın beni yanasın, oy yaktın beni yanasın. Bu köyün inadına, oy oy güzelim. Alır beni gidesin, oy alır beni gidesin. Alır beni gidesin, oy alır beni gidesin. Gemim geliyor gemim, oy oy güzelim. Dudu'yni çalmadan, oy dudu'yni çalmadan. Dudu'yni çalmadan, oy dudu'yni çalmadan. Azrail'e can vermem, oy oy güzelim. Sevduğumu almadan, oy sevduğumu almadan. Sevduğumu almadan, oy sevduğumu almadan. En sevdiğim cümle bu. Bunu kim yazdıysa büyük aşıkmış. Azrail'e can vermem, sevdiğim olmadan büyük kelime yani. Evet. Zaten sevdiğini aldıktan sonra Azrail'e can vermiş gibi oluyorsun yani. Allah'ına kadar sevdiğini de aldıktan sonra... Bunu yenge izlerce susuyorum ben. Onu boş çekmedi canım. Seni bitiririm bak. Başka bilmediğin bir şey var mı abi? Benim mi? Evet. Abi nefesli çalgılarla hiç aram iyi değil. Hiç. Hiç. Ya Batuhan sen niye hiç konuşmuyorsun ya? Biraz sana sataşalım bari, ne yapalım? Sataşalım, ne diyeyim? Görev adamı. Bu ısınamadın mı bizden? Yok ısındım, öyle değil. Ben ekip adamım. Şöminenin en yakınında var. Ekip adamıyım. Ekipteki yani. Sessiz, en çalışkan, okul hiç birincisi. Hiçbir şeyim yok. Hayırlısı olsun, öyle olsun. Batuhan'ın Instagram'daki şeyleri görmen lazım abi. Mesela işte bir şarkı çalar. Biliyorsan söylersin bu şarkı, ha bu şarkıdır. Senin adam da 10 yaş var, benim adam da 40 yaş var. Biraz zor diyor da ne yapalım. Ya güzel güzel bir espri anlayış var, öyle söyleyeyim. Yani, evet. Kısaca öyle söyleyeyim. Zehir. Ya bir beyefendi kişiliği de dışarıya çok kendini şey yapan bir tuttuğu da farkındayım böyle. Ama efendilik en bir gözlemlerden biridir yani. Bu konuyla ilgili de mutluyum, haydi. Sen, sen biraz daha anlat hele. Bu herkesi zaten sen benden iyi tanıyorsun. Madem biraz sen sun. Mustafa'yla, Yasin abiyle söyledim şeyi. Mustafa'yla Emre aracılığıyla tanışmıştım. Emre? Bizim Moli'deki akordeon ve klavye çalan arkadaş. Emre Solmaz. Kısa boylu olan biri. O Alperen, o Alperen. Ritim çalan. Hani Garmon çaldı ya, Milyon TV'de. Tamam, aynen tamam, tamam. Emre aracılığıyla tanışmıştım. Zaten Mustafa'yla birlikte akordiyona başlıyorlar, evet, yanlış tabii bilmiyorsam. Birbirlerini gazlaya gazlaya böyle ikisi de üstad oldular, çıktılar. Sen okul var mı Mustafa sende? Sakarya'da okuyorum. Sakarya'da? O da konservatuvarda. Yeter artık sürdüğünce Kalkaya Sakarya, biliyor musun Sakarya şeyi? O da Sakarya'da konservatuvarda, Mustafa'da. Velhasıl müzik hayatını böyle biz biraz geç tanışmış olduk ama belki de iyi de oldu. Yani önceden tanışmış olsaydık yani hiçbir şey çalamıyor, hiçbir şey söyleyemiyor olarak tanışmış. Zaten yeni başlamıştım. Ben müziğe başladıktan 2 sene sonra falan konser evet, aldım. 2 sene akordiyonu o kadar... Lise 3'te falan başladım. Akordiyonu okulda mı öğrendin? Lise. Şöyle, halk oyunları ekiplerinde oynuyordu zaten. Geliyordu akordiyon çalan falan. Yani ilgimiz vardı. Ya burada yapacak başka bir şey yok. Yani köyde dededen kalan bir tane küçük garman vardı. Öyle evde oynuyordum. Lise 3'te falan Emre'yle başladık. Oyuncak meslek oldu. Aynen, lise 4. Bir sene mezun. Peki şimdi bu düğünlerde falan filan aranan bir adam mısın sen? Ya düğünlerde şöyle, düğünlerde bir yerden sonra artık yoruyor insanı. Artık düğüne... Gitmiyorsun. Yok, gitmiyor. Tercih etmiyor. Aranan insan olabiliyor da tercih etmiyor. Ya arıyorlar, eş dosta gidiyoruz. Benim başka yerdeyim yani. Bu sen artık bu işle ilgili doydun yani. Yukarıda bir adım profesyonelliğe doğru bir adım daha attın diye düşünüyorum. Aynen. İnşallah. Yani, yok ben yanılmış mıyım diye seni ölçmeye çalışıyorum da hani çünkü ben senin melodilerin bana çok hoş geldi yani. Bize hani de çok şey yaptın. Eskiyle yeniyi böyle bir kaynaştırdığın şey yaptın yani. Düğün işte bizim şu zaman düğünümüz var falan. Ya, dinleyiciler bazen barda veya işte büyük sahnede denk gelebiliyoruz. Sürekli denk geldiğimiz dinleyicilerle artık ahbap oluyoruz, dost oluyoruz. İzledim seni zaman... videolar. Nasıl? Ben gördüm onları. Eski Foça'daki videoları gördüm. Tabii. Bir iç içeyiz abi. Eski Foça'da şu... malzemeler çok benim. bir ara onları da konuşalım. Karşılaştıralım maceralarımızı. Ben festival yaptım. Foça'da şeyde İngiliz burnunda festival yaptım. Arkadaş şey seçmiş.
planlı fırtına denilen bir şey varmış. Evet. Rüzgar da çok sağlam. Evet, çok sağlam. Planlı fırtına dedikleri yerde bir şey yaptık. Tabii oradaki boş bulduğumuz arazide çadırlar kuruluyor. Abi gece fırtına başladı, çadırlar havalarda uçuyor. En şeyimiz, bir arkadaşımız işte bevletmeye gitmiş yukarıya. O çıkartıp bir tane de bevleteceğim diye oradan aşağıya bir dakikaya düşmüş. 4,5 saatte bir adamı çıkarttık aşağıya. Bir dakikaya düşen yani adam. Bir dakikaya düşen adamı. Fırçası yoktu umarım. Deniz kestanesi çok sıkıntılı olan bir yer. Denizi temiz o yüzden kestane var diye. Tabii. Ben senin kemençene şaşırıyorum, sen de benim bildiklerime şaşırırsın tabii. Şüphesiz. Yani ekmek avukatına senin gibi köprü başında vermiyoruz oğlum. Biz gidiyoruz çalışıyoruz yani. Öyle kolay ama değil. Ama ekmek parası derken gerçekten ekmek parası. Yani hepimizinki ekmek parası abi. Bizimki dolaylı yoldan da. Yani ben şöyle derlerdi, konuşurlardı çocukken. Çocuk alkol alırsa. Bütün kötülüklerin anası alkol. Çocuk başka bir şey kullanıyor. Bütün kötülüklerin anası bu. Kumar oynuyor, bütün kötülüklerin anası bu. Bilmem. Bütün kötülüklerin anası açlıktır bence. Aç insanın yapmayacağı hiçbir şey yok yani. O yüzden ekmek parası benim için çok önemli bir şeydir ve değer verdiğim bu arada şeydir. Senin dediğin açlık mide açlığı da değil sadece. Anladın sadece o değil tabii. Değil mi? Yani çünkü gözü yani, açlıktan açlık. Çok kötü şeylere ya gözü açlık, gözü açlık benim için densizlik ama açlık. İlerisini görmemiştir açlık, medeniyet görmemiştir açlık, okumamıştır açlık. Açtır açlık dedi kendisi bence. Açtır açlık, ağaç oyamıyordur açlık, kemençe çalamıyordur açlık yani bunların hepsi bir açlık sonuçta tabii. Yani bıraksan Yasin abi en iyi müzisyenlerle birlikte çalar ama müzikten kazancımız ne ya kadar ben, ki ona evrilemiyoruz şimdi yani kendimizi. Bir sürü müzisyen değilim ama müzisyen arkadaşlarım oluyor. İşim icabı bir şeyle tanışıyorum yukarıdan aşağıdan. Hani bir sürü şeyle tanışıyorum. Şimdi Yasin'inki biraz da baht meselesi. Hani evet, şartlar. Görünmek, ulaşılabilmek. Burada eskiden 16-17'den futbol takımı kurup köyler arasında turnuva yapıyordu. Evet. İşlerinde yetenekli adam yok muydu? Ben bir Murat Arslan'ın futbol oynadığı futbolu birçok insanda görmedim. Evet. Bir kasap Mehmet'in oynadığı futbolu görmedim. Çivi vardı, Erkut vardı, bir sürü isim vardı futbolu. Bu çocukların hepsi bir şey olabilirdi. Ali Kabaloğlu Bartın'a kadar gitti. Hani belli bir yere kadar gitti. Ali Kabaloğlu gitti mesela, Sinan oynayabilirdi. Hamza gelmiş var. Epey ilerlere gitti o. Hamza, PTT Hamza'nın şöyle bir anısı var. Kızacaktım ama bence kızmaz yani. O da çünkü böyle bir şey söyledim de esprici gülüyor. Bir programda yaparsak Hamza'yı almak istiyorum zaten. Karşıyaka ile Göztepe'nin arasındaki İzmir 9'un için şeyi biliyorsun, rekabeti biliyorsun. İkisi maç yapıyor. Hamza iki tane kendi kalesine, bir tane Karşıyaka'yı vuruyor. Öyle bir anısı da var. Ama Hamza'nın bence Akşabat'ın şampiyon ligine çıktığında, hani birinci lige çıktığındaki Akşabat'ta oynaması benim için daha kıymetli yani. Hani nasip diyelim, o zaman milleti de çok fazla gelmiyordum. Herkesi biraz tanıdı. O akordiyonun sesini bana Gogdi ile dinlet bir daha. Gogucan yapalım. Ya. Yapalım değil mi? Abi sende de var da Gogdi. Yardım edelim ya. Sen zaten yardım edersin, yardım edersin abi. Onur Topluya bir daha teşekkür ederim. Çok iyi almış. Ederim. Yarın gene alabilir. Bu hafta yola bağlayalım. Onur'a da bu işi kurtaralım diyor bu hafta. Evet geliyor, geliyor. Bu Gürcü dedin değil mi abi? Tabii. Aynen. Şekil itibariyle çok güzelmiş. Barşimi dodi barşi, erbodam çamaranışı, erbodam çamaranışı. Nasvan taslo dirilo, nasvan taslo dirilo, da verde cunda sakşi, da verde cunda sakşi. Gogni gogni gogoca, gogni gogni gogoca, gogni gogni gogoca, gogni gogni gogoca, gogo gogo gogoca, gogo gogo gogoca, gogni gogni gogoca. Gogni gogoca. Müzik
bi, sapek roşit mebi, jeni tetrikle bi, jeni tetrikle bi, gevzine de ginaho, gevzine de ginaho, bu beşişi ganaho, bu beşişe ginaho, gogni gogni gogoca, gogni gogni gogoca, gogni gogni gogoca, gogni gogni gogoca, gogo gogo gogoca, gogni gogni gogoca, gogni gogni gogoca, gogni gogni gogoca. Karma tetri katami, mi vada mi kankaleps, mi vada mi kankaleps. Berom şendegi naho, ne zaman seni görsem, kulşi gama kankaleps. Kalbim güt güt atıyor, gogni gogni gogocan, gogni gogni gogocan, gogni gogni gogocan, gogni gogni gogocan, gogo gogo gogocan, gogni gogni gogocan, gogni gogni gogocan, gogni gogni gogocan. Dinleyince dinize sağlık. Eyvallah. Ayşeler, Fatimeler. Onur, Kemençe. Sen de arada nasıl kuduruyorsun var ya. Vallahi bravo, bravo. Bravo. Bu işte yanımda oldu benim. Beni bırakmıyor ya. Yanındayız. Büyük destek veriyorsun. Allah'ım var yani. Ayşeler, Fatimeler. Akşamın güneşine bak da hatırla beni. Akşamın güneşine bak da hatırla beni. Görüyorsun zalim felek, ayırdık yumuzi, ayırdık yumuzi. Ayşeler, Fatimeler, ne uzundur geceler. Bu dünya yalan dünya, geldi geçti niceler. Ayşeler, Fatimeler, ne uzundur geceler. Bu dünya yalan dünya, geldi geçti niceler. Havada açık olur, yok bir hakiken bulut. Havada açık olur, yok bir hakiken bulut. Sevduğum yalmaya, acep kaldı bir umut. Acep kaldı bir umut. Ayşeler, Fatimeler, ne uzundur geceler. Bu dünya yalan dünya, geldi geçti. Ayşeler, Fatimeler, ne uzundur geceler. Bu dünya yalan dünya, geldi geçti niceler. Çıktım yayladan, gökyüzü bulut bulut. Bu yıl çıktım yayladan, gökyüzü bulut bulut. Benden sana fayda yok, unut sevdum unut, unut sevdum unut. Benden sana fayda yok, unut sevdum unut, unut sevdum unut, unut sevdum. Ayşeler, Ayşeler, Fatimeler, ne uzundur geceler. Bu dünya yalan dünya, geldi geçti cemolar. Bu dünya yalan dünya, bu dünya yalan dünya, geldi geçti cemolar. İndum dereden aldım, İndum dereden aldım. O taş ile bu taşı, o taş ile bu taşı, bir yastığa koyalım,
bir yastığa koyalım. O baş ile bu başı, o baş ile bu başı, o baş ile bu başı cananım. O baş ile bu başı, o baş ile bu başı cananım. O baş ile bu başı. Karşıya kayalım, karşıya kayalım. Kim sardı sarma şuğu, kim sardı sarma şuğu. O balli dudakların, o balli yanakların. Ben olayım kaşuğu, ben olayım kaşuğu. Ben olayım kaşuğu cananım. Ben olayım kaşuğu, ben olayım kaşuğu cananım. Ben olayım kaşuğu. Karşıya kayalara, karşıya kayalara, iki kadeh doldurdum, iki kadeh doldurdum. Sen gittin gideli yar, sen gittin gideli yar. Ha bu yüzüm soldurdum, ha bu yüzüm soldurdum, ha bu yüzüm soldurdum cananım. Ha bu yüzüm soldurdum, ha bu yüzüm soldurdum cananım. Ciğerlerim soldurdu. Kapıdaki araba, kapıdaki araba. Dört çeker dur, dört çeker, dört çeker dur, dört çeker. Karadeniz kızları, Karadeniz kızları. Sanki akide şeker, sanki akide şeker. Karadeniz kızları cananım, sensin akide şeker. Karadeniz kızları cananım, sanki akide şeker. Ninni olmadığı için Dilfez'i onun yerine koyalım. Zeynep Sert bizi takip ediyor durmadan. Bir sürü isim var. Salih Ermiş'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum konuyla ilgili. Geldiğimizde de bize bir sahipliği yaptı. Elinde geleni neyse yaptı. Bu pandemi döneminde ne varsa. Mami'ye halden ulaşamadık. Ona da söyleyeceğimizi o tahmin ediyordur bakışlarımızdan. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Onur Toplu, İlker Kılıç, Murgul'da gene bir de bu konuyla ilgili destek olan sevgili Berkay yeğenim Mert, yeğenim, ilk önce yeğenim geliyor, ondan sonra Mert, her şeyimize koşan Fuat Alpay. Bu adamın ismi hiç bu kadar anılmış mıdır acaba? Övüyor musun? Buradan Sait Atilla'ya da rahmet diliyorum o zaman. Buradan, madem buranın meşhurlarını konuştuk, o da olsun. Sait Atilla'ya da burada rahmet diliyoruz. Dilfezli. Dilfezli yapıyoruz Şavşat yöresinden. Geçen akşam dinledim bunu. Abi değişik bir şarkı, kaçırmayın bence. Na fena de geçmiş köyden gedali. Az kala ki tanıyamadım Dilfezli. Ama baktım baktım tanıyamadım Dilfezli. Karşıma geçti bir süpürge tali. Az kala ki tanıyamadım Dilfezli. Abeyle baktım baktım tanıyamadım Dilfezli. Allah'ın seversen ne hala kalmış. Koskoca kız idi bir parça kalmış. Koskoca kız idi bir parça kalmış. Kırmızı yanaklar bambayaz olmuş. Az kala ki tanıyamadım Dilfezli. Abeyle baktım baktım tanıyamadım Dilfezli. Lesbine diyerler onu ithal.
yatırmış bak. Kara gözlerini çağır yatırmış. Kara gözlerini çağır yatırmış. Kendini bir havalara kaptırmış. Askanaki tanıyamadım bir fezi. Abela batın batın tanıyamadım bir fezi. İnce dil bir yanda, sükse bir yanda. Demaki çıkarmış bizim köyden de. Demaki çıkarmış şu gevuldan da. Kısa bir şey gelmiş her şey meydan. Tövbe tövbe az kala ki tanıyamadım bir fezi. Habere baktım baktım tanıyamadım bir fezi. Bacak bacak ustinaki natiye. Namahram yerleri goza batiye. Namahram yerleri goza batiye. Bir eline dizlerini tutiye. Askanaki tanıyamadım bir fezi. Haberle baktım baktım tanıyamadım bir fezi. Eline geçirmiş fotoğraf makina. Bir yan begi tutar bir latikina. Abele bir yan begi tutar bir latikina. Komşular toplanmış video çekina. Az kala ki tanıyamadım bir fezi. Abeyle baktım baktım tanıyamadım bir fezi. Çulü çurpi nur inan. Yeniden evlenmiş zengin bir inan. Yeniden evlenmiş zengin bir inan. Bak tatile gelmişler Broadway inan. Az kala ki tanıyamadım dilfezi. Oba baktım baktım tanıyamadım dilfezi. Burni uzamış mı bilmem neydi. Görmezluktan geldi sefilseydi. Görmezluktan geldi sefilseydi. Halbuki elimizde büyüdü. Az kala ki tanıyamadım bir fezi. Abeyle baktım baktım tanıyamadım bir fezi. Az kala ki tanıyamadım bir fezi. Ola baktım baktım tanıyamadım bir fezi. Fuat Alpay mesaj atmış, diyor ki ben de geleceğimi söylerseniz 1000 lira. Fuat Alpay 1000 lira atmışsa Onur Toplu'dan 2000 lira mesaj gelir birazdan. O zaman hangi şarkıyı? Şarkıdan maşallah alır. Hangi türküyü? Bu akşam kurtardık haydi. Buyurun başlayalım o zaman. Hangi türküye mesaj gelir Onur'dan? Çift jandarmaya gelebilir. O zaman şimdiden söyleyelim de. Ben de geleceğime tamam. Gelebilir. Ben de tabii. Gelebilir. İkisini de söyleyelim o zaman. Tamam. Hangisini ilk önce söylerseniz 3 garanti olur artık da bakalım. Yok mu artıran? Haydi yarim, haydi malım.
benden sana yar olmaz da git aklın başa devşir. Benden sana yar olmaz da git aklın başa devşir. Haydi yarim, haydi canım, Şinanay aslan yarim. Haydi yarim, haydi canım, Şinanay şirin mesaj geldi mi acaba? Geldi geldi. İyi. Ha burada yazıyor abi. Onu 1000 verirse ben 2000, o 2000 verirse ben 4 veririm. Oh. Unuttuğumuz bir şey var. Burduk, Burdu'da fındıkçılar kralı var. Onur Yıldırım. Ya onun için satılmış diyorlar abi. Adamız da kalsın da bunu dipin dipiniz gibi biraz dedikodu yapalım. Bu hayatta kimse... Onur Yıldırım'dan 5 milyon geldi bak gördün mü? Evet, hangi şarkı ya? Evin başlasını satalım o zaman. Molly'nin yaptığı şarkıya mı 5000 lira gönderin? Evet. Bir mesaj at da bize, bir mesaj at. Benim numaram var sende. İzliyorsun bizi nasıl olsa. İşaretler unutulur, yazı kalır. Fuat'ın diye şey geldi. Fuat'ın gösterdiği istedim. Evet, mesajı bekliyoruz. Biz, mesajı gelir. Fuat'ın şey yaptığını yapmıyor mu şimdi? Hadi. Dilbende geleceğim. Dilbende geleceğim. Tabii yapalım. Hadi yapalım. Evet. Yürü ya. Sonralara diyelim ki bu sene yaz oldu ne zaman ben de gelacağım. Sene olmadı gelecek sene göz oldu ne zaman ben de gelacağım ben de gelacağım ben de gelacağım göz oldu ne zaman ben de gelacağım. Budandı mı meyveler dalları, kızların yan yeşilleri dalları. Bizim köyün kamel kohel yolları, tuz oldu ne zaman ben de gelacağım. Ben de gelacağım, ben de gelacağım, tuz oldu ne zaman ben de gelacağım. Thank you.
telefonu açtım Nurbay'a. Şaşırttılar peynir koysun torbaya. Söz oldu her zaman ben de gelacağım. Ben de gelacağım, ben de gelacağım. Söz oldu her zaman ben de gelacağım. Tövbe ettim rahibi raşaraba. Yıktı ocağımı etti garaba. Şartul köprüsüne batan araba. Tuz oldu ne zaman ben de gelacağım. Ben de gelacağım, ben de gelacağım. Tuz oldu ne zaman ben de gelacağım. Ben de gelacağım, ben de gelacağım. Düz oldu ne zaman ben de gelacağım. Mustafa, akordiyonla düz onun çalınıyor mu? Evet. Tabii. O zaman buradan bütün gönüllere selam söylüyoruz. Fındık Tüccar Onur Yıldırım'dan da hesap numarasını bekliyoruz. Bir işi kapatalım artık. Hesap numarasını sen ona vermeliydin. Çünkü yok, sana yok, hesap numarasını bekliyoruz dedim de. O anlamıştır canım. Fındık satmasını bilen adam bu işi bir araca vereceği bilmez mi? Şimdi bir program daha yapmaya çalıştık. Biz çok eğlendik. Dilerim siz de eğlenirsiniz izlerken. Arkadaşları çağırdık. Yunus'u çağırdık. Yasin geldi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Arfi'den kalkıp geldi Mustafa, bize akordiyonu eşlik etti, kulaklarımızdaki bütün pasları sildi. Çok sağ olsun, çok teşekkür ediyorum kendisine. Kıymetli abim Ali Ergün, yani biz şu zor durumda, zor durumdayken boğazından ameliyat geçirdi. Bu arada tekrar geçmiş olsun abi. Boğazından ameliyat geçirmesine rağmen geldi burada, bize bir eşlik etti, bir katkıya sunmaya katıldı. Kesinlikle katkı oldu bu arada. Buna emin ol, öyle bir şey düşünmeni tezih ederim seni. Hani sen meşhur bir adamsın ya, biz yokken vardı sen piyasada. Ondan sonra Yasin Bey geldi, bir sürü adet edevatıyla, takım çantasıyla, üç türlü kemençesiyle, kemanesiyle, kemane değil mi öbürünün adı? Kemane. Hani yanlış söylemeyeyim. Evet. Seninki neydi o? Tarbuş. Tarbuş, bir de arkada var ya, o neydi? Panduri. Panduri, pandurisiyle kalktı buraya geldi. Daha yeni, bize göre en gencimiz yani, Batuhan geldi. Batuhan Kürşat. İki ismi de güzel. Hani ikisi de çok sevdiğim isim. Kalktı geldi bizim için. Elinde ne varsa onunla geldi. Uyum sağladı, ritim verdi. Bize katkıda bulundu. Ona da çok teşekkür ederim size. Ve tabii ki starımız var. Tuncay Yıldız. Yeni yıldızımız Tuncay. Tuncay Hacıoğlu. Sizlerin adıyla Tuncay Ergün. Sizin piyasada kasetlerini, CD'lerini ya da artık neyse videolarını indireceğin adıyla Tuncay Ergün ya da Molly ya da Molly grubu diye değerlendirebilirsiniz. Yani grup olarak da ilerleyeceğini, kendi başına da ilerleyeceğini düşünüyorum. Biz bu kadar yaptık. İmkanlar bu kadardı. Arkadaşlar desteklerini verdiler. Hesap numaralarını unutmayın. Arkadaşlar desteklerini verdiler. Sağ üst köşede beğenmeyi de unutmasınlar. Onu da şey yapacağız. Bir akordiyonla bir de bir düz, hemen de demek değil. Bir akordiyonla bir düz olan. Ondan sonra Narino. Başka? Narino yaparız. Akar. Gene böyle. Nasıl? Gene böyle. Olur, gene böyle. Gene böyle. Sizleri onlarda baş başa bırakıyorum. Daha sonra ailemizin yaratığı, pardon, ailemizin medya iftiharı Ahmet ve belki başkalarıyla size bir kapanış çalışması da yapacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Haydi, uy, haydi, uy, haydi, haydi, haydi vira, 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 haydi, haydi. Haydi, 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 haydi
Kaç kere dedim sana ifteriye gün olmaz. Bu dünya nurlu içinde benden dertli gün olmaz. Kaç kere dedim sana ifteriye gün olmaz. Bu dünya nurlu içinde benden dertli gün olmaz. Gel böyle gel böyle bu yana bir şey diyeyim sana. Sevdan eldurdu beni kül oldum yana yana. Gel böyle gel böyle bu yana bir şey diyeyim sana. Sevdan magam mahmo kafti kavi savena. Suyu verdim çayıra, çayırım mamurlasın. Sevdum bizim eve, ellerim hamurlasın. Suyu verdim çayıra, çayırım mamurlasın. Sevdum bizim eve, ellerim hamurlasın. Gel böyle, gel böyle bu yana, bir şey diyeyim sana. Sevdan eldurdu beni, kül oldum yana yana. Gel böyle, gel böyle bu yana, bir şey diyeyim sana. Sevdan eldurdu beni, kül oldum yana yana. Hey ben deli oldum deli narino. Ben deli oldum deli narino. Hey oy tutun balayın beni narino. Tutun balayın beni narino. Oy hey gideyirun buradan narino. Gideyirun buradan narino. Oy oy kızlar alayım beni narino. Kızlar alayım beni narino. Dere akar gider narino. Oy oy taşları yıkar gider narino. Taşları yıkar gider narino. Hey hey ne ettim sevdum ben narino. Ne ettim sevdum ben narino. Oy oy yüzüme bakar gider narino. Yüzüme bakar gider narino. Yüzüme bakar gider narino. Yüzüme bakar gider narino. Erti du karele biço. Şadiye bibi ihtiyarla tut bir yerdimi. Şadiye bibi kohol, şadiye bibi kohol. Şadiye bibi kohol, şadiye bibi ebenin goti. Bir ara çaktım. Bir ara
Bir program daha yaptık. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla güzel olduğunu düşünüyorum. Size iki tane yeğenimi tanıtmak istiyorum. Rasim Topal. Berkay Mert. Ahmet'i tanıyorsunuz. Ahmet'i anlatmaya gerek yok. Abim biraz kızmış. Yayını niye evde yaptı da kamelyadan yapmadı diye. O yüzden şimdi kapanışı kamelyadan yapıyoruz. Sever abi. Tahmini 20 gündür buradayız. Evet abi, aynen. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bize destek vereceğini düşünüyoruz. Bugün yine Tuncay Ergün vardı. Akordiyoncu Mustafa'mız vardı. Yasin geldi Boşka'dan, kemençeler çaldı. Bize garip garip, daha değişik değişik, yani garip garip derken gerçi güzel aletler ama adlarını bilmediğimiz anlamında söylüyorum. Kürşat vardı. Evet. Ali Ergün geldi. Günümüzü, gecemizi biraz daha şenlendirdi. Şimdi arkadaşlarla beraber bu işin kapanışını yapmayı düşünüyoruz. Bir şey eklemek ister misin Ahmet Bey? Tabii ki. Hızır abi, YouTube'a abone ol abi. Abone olmuş ben duydum. Olmuş mu? Olmuş. Ooo. Tamam, haberler geldi. İyi. O zaman bizi burada yalnız bırakmayan destek veren yeğenlerimle beraber, hep beraber. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kapanışı mı yapacağız? Tamam, kapatıyoruz hadi. Evet. İyi akşamlar diyelim o zaman. Hani iyi akşamlar diyelim o zaman. İyi akşamlar!